Biliyorsunuz dövme yaptırmaya yeni başladım arkadaşlar. Ve bana dövme yaptırmadan önce şöyle bir şey demişlerdi. İlk dövmeni yaptırdıktan sonra direkt ikincisini düşünmeye başlayacaksın. Çünkü dövme yaptırdıktan sonra vücut serotonin salgılıyor. Neden salgılıyor? Çünkü vücudunuzda yeni bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. İyi hissediyorsunuz ve bağımlılık yapıyor. Gerçekten en güzel bağımlılıklardan bir tanesi. Ama tabii abartmayacağım hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman hayalimde böyle her tarafı kaplamak etmek yoktu. Şimdi uzun süredir dövmeci bakıyoruz işte. İyi bir sanatçı bakıyoruz aslında. Dövmeci uygun bir söz değil. Ve bulamadık açıkçası yani. Çünkü hatta birkaç kişi beğendik, sonra onları iptal ettik, gitmedik vesaire falan. Neyse tam böyle bütün umudumu kaybettim. Bir gün oturdum bakıyorum. İşte mesajlarıma bakıyorum, bana gelen mesajlara. Mesajların içinden bir tane profil resmi gördüm. Çocuğun profil resmi böyle bana benziyor, saçlar vesaire falan. Dedim bu kim? Neyse tıkladım, bu ben miyim diye tıkladım açıkçası. Evrenin enerjisi artık o anda. Bakarken üstlerde kalmış bir mesaj. Sende kendimi görüyorum. 5 yıl sonraki kendimi görüyorum. Seninle tanışmayı çok istiyorum. Lütfen ulaş bana vesaire falan filan. Saç rengi, saç şekli falan dikkatimi çektiği için profile tıkladım arkadaşlar. Bir baktım bir dövme sanatçısı. İsmi Hak'tan. Girdim profiline arkadaşlar ve bir baktım dövmeleri efsane güzel. Gerçekten güzel. Sonra hemen ona DM'den cevap verdim. Ve dedim ki bana numaranı ver. Bir anda böyle şimdi o da... O anda canlı yayın açıptım falan zannetmiş sürekli bildirim geldiği için. Numarasını attı bana, aradım. Şey dedi, abi şu an dedi heyecanlan konuşamıyorum neler neler falan filan. Aradığım bir artistin bir anda karşıma çıkması ve o kişinin fanım olması manyak bir tesadüf. Yani tesadüf ya da kader diyelim bilmiyorum artık siz nasıl yargılarsanız. Benim için kader ve enerji gibi bir şey. Uzun lafın kısası telefonla görüştük ve sonra onu yüz yüze tanışmak için çağırdım arkadaşlar. Davet ettim ve bakın ne oldu. Evet, şu an taşına geldik. Yusuf abi bizi bekliyor. Biraz önce telefonla görüştük kendisiyle. Yani büyük bir heyecan var içimde şu an. Gidelim, görelim bakalım. İlk anı zaten kaydedeceğim size göstermek için. Hadi gel. Bizim küçük ikizim gibi. Sen de mi olacaksın? Takır takır arıyoruz böyle işte kim yapacak dövmeyi, kim yapacak dövmeyi zaten hızlı söyledi sen de. İşte beğendik birkaç tane dövmeci. Ondan sonra baktık tekrar sayfasına böyle enerji çekmedi. Hani beğenmedik aslında tekrardan incelediğimizde. Hatta çarşamba randevu almıştık gitmedik. Neyse ondan sonra bir gece oturuyorum işte bakıyorum şeylere, mesajlara falan. Bir tane bana benzeyen bir çocuk saçlar falan. Dedim lan bu ben miyim? Jay mi? Kim bu dedim. Girdim içine işte, baktım Hak'tan işte, girdim profiline, yani dikkatimi çekti çünkü saçlar vesaire tarz. Ondan sonra baktım, herif 10 numara dövme yapıyor. Yani çok çok iyi çünkü dövmeleri. Sonra hemen dedim ki işte, ben de mesajına cevap verdim. Halbuki Can'a da yazmış, demiş ki beni Yusuf abiyle tanıştırsana demiş. Aynen. Şeyim falan. Sonra sen bana atınca ben mesajlara baktım. Ha, ben de ben screenshot attım sana attım. O da dedi, bana da yazmış dedi. Sonra benim dövmeyi yaptırdığım bir yer vardı. Ona da yazmış beni tanıştır diye. Hani hissetmiş adam benimle tanışan. Baktım dövmelerine mükemmel. Hani, bir de zaten seni seven bir kişinin sana dövme yapması, tanının sana dövme yapması çok özel bir şey bence. Özel bir kesinlikle. Kardeşiniz ne yaptı? O çocuğu buraya getirtiyorum şu anda. Neredeyse burada olur. Kim getiriyor? Can getiriyor. Can'a böyle bir görev verdik. Can gidip yanlış birini getirmesin. Şimdi o buraya geliyor. Bir hayranımın, beni seven birinin ve yetenekli biri çünkü gerçekten baktığımız dövmecilerin arasında yanlış mıyım Ömer? Doğru kanka. En iyilerinden bir tanesi. Benim üzerimde dövme yapması benim için çok özel bir şey. Şu an kafamızda biraz oluşturduk, onu beraber tasarlayacağız. Gelsin tanışma hikayemizi bir de ondan dinleyin. Hadi gün başlasın. Nasıl yakışıklı? Heyecanlı mısın? Abi çok. Görüyorum o heyecanı. Wow, kimler geldi? Can Reis, arabamı kaçırıp durma lan. Drift atıyorsun oğlum, bak bütün lastikler falan eridi. Bak sana kimi getirdin? Vay kardeşim. Abi. Kimler geldi? Biliyordum ha beni böyle karşılayacağını. Evet. Arkadaşım. Hoş geldin. Bahsettiğim arkadaşlar. Bana benziyor değil mi? Saçlar falan. Hadi gel villayı göstereyim. Sen de mi vlogluyorsun senin? Aynen kamera abi, var. Senin için. Hey. Can abi sen, unutmadım seni de. Tamam. Şş, bak fazla drift atma ya. Sikerim ben. Can M4'ü kilitleyip kontrol ediyor.
Karşındasın. Abi bu arada. Çamsa vay. Vay vay. Oğlum bize niye almadık lan? Dur ben de bulurum evde güzel bir şey sana verecek. Vay güzel. Güzel kardeşim, teşekkür ederim. Haktan bak beni böyle görünce çok şeyi karşılamadı. Bekliyormuş. Kanka dövme yaptıracak mısın? En kralını getirdik lan. Yaptıracağım aynen. Ne istiyorsun? Big bakalım ya. Bir bacağıma, bir koluma. Small dick in town falan. Small dick in town olabilir. Evet ya da if not now but when. Canlısı araba kullanıyor, çok iyi değil mi? Çok iyi abi. Hep drift yapıyor böyle hemen kaçırıp kaçırıp. Abi ceza diyorum öderiz oğlum ne olacak diyor. Ha? Abi ceza diyorum öderiz ha, oğlum öderiz, ne olacak? Öderiz oğlum ne olacak diyor aynen. Bana da diyor parti yapıyoruz bak ceza yiyeceğiz diyorum. Yok yani ne olacak diyor öderiz diyor. 3000 lira ne ki benim için diyor. Sofia! Hello guys! I'm not ready, look at me! Haktan Bey, I heard about you. Sofia'yı tanıyorsun kanka, geldiniz. YouTube kanalından aynen, izliyorsun aynen, değil mi? Yenge. Yenge. Meli de burada. Abi kim kamera? Partide kızlarla öpüşen var ya. Bak sevdi lan seni hemen sustu bağırırken. Kim bu? Who are you? I don't know. Baby, bye bye. Bye. Bye Cano. Bir kere yolu yıkayım, bir kere. Karşıma hoş geldin tekrar eve. Bana benziyor ama değil mi? Çok şey, saçlar falan ha? Başta takılıyorum evde böyle normal klasik ev hali falan. Ondan sonra işte yazıyor Super Michael falan filan. Atıyorum yukarı yani canlı yayın açtı sanıyorum. Ondan sonra tekrardan yine böyle bir şey geliyor. Bir daha atıyorum falan böyle. Sonradan işte takılırken bir daha geliyor. Gelince artık basıyorum falan böyle. Hani bir gireyim bir bakayım ne oluyor. Hani sürekli yeniden açıp açıp duruyor canlı yayın sanırım. Bir bakıyorum işte aa kardeşim merhaba falan mesajları böyle. Ben de telefonu attım falan böyle. Abim diyor ne oluyor lan falan. Ondan sonra dedim abi dedim Lucy yazdı falan. Lucy kim diyor bana. Var dedi ya diyorum hani Lucy falan diyordum sana benim 5 sene önceki halim sonraki falan. Kelimeler çok karıştı. Benim hayatımı yansıtacak bir şey istiyorum. Life biliyorsun yaşam demek ve süsleyerek hayatla ilgili mesela atıyorum benim kabriyo arabayla işte kızlar, sülüyen, bilmem ne parti, dolarlar falan öyle bir şey istiyorum. Can da şey istiyor, arka koluna böyle bir yazı gibi bir şey istiyor. Onun da kafasında öyle bir şey var. Sofya da belki birkaç tane şey alabilir. Sen gelmişken dövme şey günü yapalım bugün burada. Olur. Hazır mısın? Heyecanlıyım. Hadi başlayalım o zaman. Heyecanlıyım. Gel. Kızlar, kızlar, viski, en çok içtiğim şeylerden bir tanesi. Dolarlar, bir de benim araba M4 Cabrio. Özellikle üstü açık. Belki ileride değiştiririm lan, değil mi? Sülyen. Sülyeni hiç üstünde sevmem kızların arkadaşlar. Hep dışarıda olması lazım. Bir de tango mı yapsaydım? Thank you.
Arkadaşlar sonunda dövmeyi bitirdik ve karşınızda live. Welcome to my life. Aa bak bak bak. Aa. Bir dakika lan Haktan çok. Çok iyi bir noktaya bak gerçekten bak oradan enerji çekti gördün mü? Welcome to my life. Hep life 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 diyorum. Türkiye'de şu dövmeyi yapabilen tek kişiye yaptırdım. Yapabilecek tek kişiye yaptırdım. Haktan çok teşekkür ederim. Kardeşim eline sağlık. Hayranımın bunu yapması gerçekten çok çok beni duygusal olarak da etkiledi. Kardeşim gerçekten çok teşekkür ederim. Çok eline sağlık. Merhaba, ne oluyor? Ne oluyor Amerika? İkizim ya. Bana mesajlar gelmiş bayağı bir şeyden Instagram'dan ikiz misiniz amına koyayım falan diye. Şöyle bir güzel sürprizimiz var. Çekiliş başlatıyoruz. Bu videonun altına arkadaşlarınızı getiriyorsunuz. YouTube'a abone oluyorsunuz ve Haktan'ın Blackstone. Blackstone değil mi? Aynen. Black nokta stone mu? Nokta xx. Aynen black nokta xx. Blackstone. Blackstone. Neyse benden bulursunuz. Aynen. Arkadaşlar buluyorsunuz, takip ediyorsunuz sayfasını ve aranızdan takipçilerin içerisinden bir kişiyi seçeceğiz. Bir kişiye dövme yaptırıyoruz. Ne seçerse. Aynen. Küçük, büyük fark etmez. Haktan yapacak. Haktan bu arada Türkiye'nin en iyi dövmecisi arkadaşlar. Gerçekten en iyilerinden bir tanesi. Şunu yaptırmak için çok kişiyi eledik aradan ve sonunda Haktan'ı bulduk ve Haktan'ı gerçekten bulma hikayemiz her şey çok farklıydı. O yüzden Haktan tekrardan teşekkür ederim. Güle güle abi. Hadi takipçileri bir bay bay de. Ya da şey ateş edelim. Ateş edelim. Aaaa.